Ramazan ayı münasibətilə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi, Türkiyə Dəyanət Vəqfi, Almaniyada fəaliyyət göstərən Türkiyə Dəyanət İşləri İslam Birliyi Təşkilatı Azərbaycanda yardım aksiyası həyata keçirir. Gəncədə Türkiyənin baş konsulluğunun təşkilatçılığı ilə baş tutan aksiyada 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin, qazilərin ailələrinə az təminatlı və imtiyazlı olan 600 ailəyə bayram sovqatı təqdim ediləcək. Vətən müharibəsi zamanı ermənilərin Gəncəni raket atəşinə tutmasından zərər çəkənlərə də gündəlik ərzaq məhsullarından ibarət yardım ediləcək. Adı çəkilən yardım bağlamaları şəhərdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının vasitəsilə göstərilən ünvanlara çatdırılacaq. Ümumilikdə ölkə üzrə 2500 ailəyə pay göndəriləcək. Bizlər Diyanət İşləri Başkanlığı, Türkiyə Diyanət Vakfı və DİTİB olaraq Almanya'da bulunan Diyanət İşləri Türk İslam Birliği tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda Azerbaycan'ımıza bir hediye paketiyle geldik. 2500 gıda kolisi hazırlandı. Bakü, Gence ve diğer rayonlarda inşallah dağıtımı yapılacak. Tabii öncelikle bizlere emanet olan, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, gazilerimize ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Çünkü bu toprakları bizlere şehitlerimiz emanet etti. Onları unutmayız, unutturmayız. Kardeşliğimizin bir numunesi olarak sevinçlerimizi paylaşmak için Gence'deki 600 az teminatlı ve şehit ailelerine yardımda bulunacağız. Bu işin eş güdümü başkonsolosluğumuz tarafından yapılmakla beraber esas olarak tabii ki katkıda bulunan DİTİB ve Diyanet Vakfı ayrıca buradaki Gence'de faaliyet gösteren, başta Gence Valiliği olmak üzere STK'larda bu yardımın az teminatlı ve şehit ailelerine ulaştırılmasında bizlere aracılık etmektedir. Ben hep herkese bu yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Almanya DİTİB İşbirliği ile organize edilen bu anlamlı görevde olduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Ramazan ayı vesilesiyle milletimizin bize emanetlerini, hediyelerini Can Azerbaycan kardeşlerimizle inşallah paylaşmaya devam ediyoruz. Ayrıca bu önemli ve kıymetli projelerde emeği geçen Türkiye Diyanet Vakfı personeline, yöneticilerimize, idarecilerimize, Azerbaycan'a, Azerbaycan'daki tüm devlet büyüklerimize minnettarız. Gönül coğrafyamız olan birçok bölgelere de hizmet götürmeye çalışmaktayız. Birliğimizi, dirliğimizi sağlamak amacıyla hizmetler sunmaktayız. Bu güzel dostluğu pekiştirmek adına, hatta cana can olmak adına güzel ülkemiz Azerbaycan'a dostluğumuzu pekiştirmek için geldik. Burada güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel duygulu anlar yaşadık. Bizim için çok güzel bir manevi de bir birikim oldu. Ve buradan güzel selamlarla da döneceğiz. Güzel duygularla döneceğiz.